Sesimle ve müthiş bir etkinlikle sizlerin karşısındayım. Bugün 2-2 çekilişli mücadele oynayacağız ama ondan öncesinde sizlere harika bir giriş yapmak istedim. Bunun için size müthiş bir şey göstereceğim. Bakalım şaşıracak mısınız? Şimdi 4 gümüş sandıktan efsanevi çıkma olasılığını size net bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi ilk sandığımızı sakin bir şekilde açtık. Bunda hiçbir sıkıntı görmediniz değil mi? Bakın şimdi ne yapacağım. Sakin olun, şaşırmayın. Bugün size çok şaşırtacağım. Bakın. Bakın, sakin olun demiştim size. Hala sakin değilsiniz, görüyorum. Hala sakin olmadığınızı gördüğüm için biraz ben de sakinliğimden çıktım. Ama iyi bakın şimdi. Gümüş sandıktan istiyorum efsanevi. Gümüş sandıktan. Bakın neler yapacağım şimdi dediğim anda bir şey yapamayabilirim. Ama yapacağımdan ümitli olmanızı seviyorum. Şimdi... Bir dakika daha bitmedi bu. Daha bitmedi. Biter mi öyle hemen? Saçmalama Kamil seni. Bak şimdi ne yapacağım bak. Bak şu anda da daha bitmedi dur. Yok. Dur. Bekle bak daha. Yapacaklarım hiçbir şey bunun yanında bak. Geliyor bak iyi bak şimdi. Bu da değil. Fransızca. Bak şimdi neler yapacağım. Dur. Oydu. Evet yine iki yazdı. Şaşırtacağımı söylemiştim sizi. Bak şimdi neler yapacağım. Almanca'ya çok güveniyorum. Das Wort. Bakın şimdi ortalık nasıl yangın yeri. Şaşırdınız mı? Hayır şaşırmayın. Niye şaşırıyorsunuz canım? Niye şaşırıyorsun? Bitti sandın değil mi? Bitmedi. Bak şimdi. Evet bugün sizlerle birlikte 2-2 çekilişli mücadele oynayacağız. Size de kanıtlamış oldum oyunda bir hile yok. Oyun mükemmel, spesiyel, efsane bir oyun kurmuş arkadaşlar. Hayatımda bu kadar güzel bir oyun görmedim. Evet, 2-2 Drake oynayacağız. Draft Challenge yani çekilişli mücadele. Bu arada ismini Türkçe yapmamışlar. İlginç. Bakalım. Şimdi 2-2 Draft Challenge'da rastgele geliyor destelerimiz. Benim size tavsiyem yüksek iksirli olanları seçin. Yani şurada çok önemli değil de. Normalde yüksek iksirli kartları seçin arkadaşlar. Çünkü emin olun biz bunu bayağı timce denedik. Zaten bu yarın da videosunu göreceksiniz. Yine dörtlü video gelecek. Yani yaklaşık 30-40 maç attık ve yüksek iksirliler çok avantajlı. Genel anlamda tabii. Rakipte full küçük seçmesi lazım. Bakalım nasıl maçlar çıkartacağım. Ben 9 yaparım diye düşünüyorum. Geçen sefer çok talihsizlikler yaşadım bu mücadelede. Hep 8'e 1'den 8'e 3 kaybettim. Evet atsın ya. Bir şey daha atar mı? Atmasaydın keşke. Ateş ruhlarıyla tutarım diye düşünüyorum. Biraz buz ruhu bulsun da. Çok güzel. Alırsın sen onları. Evet güzel. Şöyle bir şey yapsam şu anda çok riskli ya. Biraz bekleyelim. Güzel oynayalım. Bu arada ben bitirene kadar oynayacağım. Sandığını açacağım yani. Onun garantisini verebilirim. Az önce yaptığım şeyin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şu roketi balona atmak beni üzüyor aslında. Ne oldu abi orada ya? Dart Goblin'den çok korkuyorum. Bu aralar gerçekten Dart Goblin'i beni en çok zorlayan kartlardan birisi. Aferin sana be Ateş Ruhu. Aferin sana be. Çok güzel be. Evet. Önlü şişik şimdi. Şişik şimdi önlü. Tamam ben tutarım bunda. Güzel bir ekip olduk. Adam benim istediğim gibi oynuyor. Ben de şunu yapmasa iyiydi ya.
Ne bileyim, gerek yok, almışız zaten. İlla ki alacağız yani. Sen orada ilk seni korursan alıyoruz. Balon bekliyorum bir yerden ama nereden gelir bilmiyorum. Şuradan geldi. Sakin ol baba, sakin ol. Sakin ol, tutarız. Aynalamış ya. İki tane balon yok. İki tane balon olsa çok sıkıntıydı halimiz. Ben buraya doğru X'e dikme taraftarıyım. Savunma açısından. Gelirken de şey yapacağım. Oo, tamam. Tam valkürlük ya. Tamam. Adamlarda çünkü roketvari şeyler de yok. Rahat bir şekilde aldık ilk maçı. Bundan sonrası için hangi maçı yayınlayacağımla ilgili söz vermiyorum. İnşallah hep her maçı kazanırım. Her maçı yayınlarım diye bir şey yok tabii. Her maçı kazansam da yayınlayamayabilirim. Yani 1,5 saat video mu çekelim beyler? Evet, hızlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğim şimdi. Evet, çok hızlı kazandık arkadaşlar. Neredeyse hiç adamlar taçımıza vuramadı. Bu yayınlanacak bir video değil ya. Çok rahat aldık. Hemen şu ödülü almak için devam ediyorum videoma. Altın ödülünü. O konu nasıl batık bir maçtı ya? Evet. Savaş izleyeceğim, devam edeceğim. Arkadaşlar, bu kadar kötü bir rakip olamaz ya. Bu kadar kötü bir rakip olamaz. Bu kadar kötü bir takım arkadaşı olamaz. Adam ilk sene klon attı. Kötü kötü atıyor bütün kartları. Bitirdi beni yani. Tüketti. Neyse, devam edeceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Bak mesela ne güzel rakip. Bu da rakip anasını satayım. Bu da adam. O az önceki de adam. Adam ne güzel oynuyor. Elinden geleni yapacaksın. Bu kadar ya. Kadar güzel bir ekip olduk ya. Bayıldım. Bayıldım. Adamla var ya, akıyoruz şu anda arkadaşlar. O niye öyle geç düştü? Yes, I know, yes, I know, yes, I know, yes, I know you. Wonder why I'm acting so. Evet, şu anda rahat bir maç. Müthiş. 6-2 oldu. Bakalım 3 maç daha üst üste kazanmamız lazım. Zor gözüküyor ama olmazsa baştan başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Şuradaki 10 sıradan kartı merak ediyorum açıkçası. İnşallah sevdiğim dev falan olur yani. Balonu alacağım. Biraz birlikte oynayalım. Büyücüyü aldım. Gece cadısı tabii ki. Dark Goblin. Ya bu aralar var ya arkadaşlar, Dark Goblin'i bu mücadeledeki en iyi kart. En iyi kart. Öyle söyleyeyim size. Bence bu mücadeledeki en sıkıntı veren en iyi kartlardan birisi Dark Goblin. Çünkü tomruk veya da ok gelme şansı yoksa rakipte. Ayrıca bir de zehir var. Çok güzel çöp temizleri. Bu dondurmada bir de maçı kazandıracak şey olabilir. Ne yaptı ya onlar? Adam direkt maçı saldı herhalde. Direkt yani maçı salmasa çünkü bu kadar kötü bir şey yapamazdı. Şöyle balonu atacağım, bir deneyeceğim. Adamlar fail başladı. Bak, Dark Goblin'deki sıkıntıya bakın şimdi. Neyse ki öldürdük ama of, şimdi daha büyük bir sıkıntımız var. Cadıyı açmam lazım acilen. Cadıyı açarsam tutarım, her türlü tutarım. Hem iskeletlerle tutarım hem de alan bulduğu için iskeletleri tek. Eskiden tek vurmuyordu, çok kötüydü cadı. Şimdi ben çok beğeniyorum ya. Bir de gece cadısı atarım. Oo, mis gibi. Yavru ejdere bak ya. Pırıl pırıl yaptı ortalığı. Pırıl pırıl. Müthiş bir ikili.
ciddi anlamda söylüyorum, müthiş bir ikili. Yani eskiden Prens, Kara Prens ikilisi vardı. Şimdi Cadı ve Gece Cadısı ikilisi var. Şu anda çok iyi gidiyor maç bizim açımızdan. Ben ve takım arkadaşım açısından. Daha önce de dediğim gibi ben mesela ilk maçı kaybederek başladım. Siz de ilk iki maçı kaybetseniz bile bırakmayın. Hiç belli olmayan bir mücadele. Bak, Dart Goblin'in oradan attı ya mesela. Bizim için müthiş bir avantaj bu. Tutamayacak şu anda. Vuracak bir kere. Yok, tuttu. İskelet, şey, iskelet demişim. Goblin, mızraklı Goblin atmasaydı tutamazdı. Ben sağa solu bırakacağım ya. Bu zaten taş açık olduğu için. Cadımızı koyalım şimdi. Tertemiz. Sanırım rakipten de birisi çok kötü oynuyor. Öbürü tek başına şu anda taşıyor maçı ama taşıyamayacak tabii. Dakika şimdi bir dakikanın altına düşünce biz ikimiz birden yüklendiğimiz için. Yani o yüzden rakibiniz çok önemli, takım arkadaşınız çok önemli. Her anlamda önemli. Aa, gitme Dart Goblin'e. Dondurma atacağım. Bu arada sağ taçı hiç bakmadılar yani. Ölümüne saldılar. Sağ taçı. Evet, böyle bir şey bekliyordum. Sağ ol kanka. Yani birini o taç alsın, birini bu taç alsın derken şu anda maksat hani bize odaklanmasınlar. Ne yaptın? Ne yaptın kanka? Kanka, güvendiğim dağlardandın, karlar yağdırdın. Neyse, maçı kazandık. Çok pis söverdim yoksa. 7'ye 2 mi oldu? Evet, 7'ye 2 değil ya. 7 galibi. 9'da 2. 7. Evet. Açalım 10 kartımızı. Bakalım ne varmış. Gelsin. 10 tane felaket kulesi. Ben bunu basayım ya bir ara. Bir ara güzel bir upgrade yapmayı düşünüyorum ama şöyle bir 700-800 bin altın olsun istiyorum ki değsin yani. Yoksa 10 tane kart basıp da çok zor bir seçenek. Ben balonu aldım. Baloncuyum bu aralar. Alev topu. Dediğim gibi yüksek iksirli kartları seçerseniz sizin için ve takım arkadaşınız için doğru olan olur bence. Madenciyi alacağım burada da. Çöp istemiyorum ya. Karşıya ok falan verdikten sonra gidip de goblin fıçısı alıp boşa 2-3 deneme yapmak istemiyorum. En azından bir doğru counter'da madenciyle çok daha fazla iş yaparız. Goblin fıçısından fazla. Bir de ben böyle bir tane efsanevim olsun istiyorum. Seviyorum efsanevilerle oynamayı, sevmeyen yoktur herhalde aramızda. Seviyorum ben de. Ah. Şöyle kartlarınızı gösterin arkadaşlar. Eğer oyundan anlayan bir adamsa zaten. Hani anlar. Anlamayan adamsa zaten bittiniz yani. Cellatı koydum geriden. Yok yok, öyle bir şey yapma. Bu var bende. Oo, şu fırsatı kaçıramam ya. Ne yaptın lan? Zehri niye oraya attın? Bitirecek bu adam bizi, haberiniz olsun. Çok kötü başladı yani, bana hiç güven vermedi şu anda. Şu anda iyi bir hamle yaptı. Bekledi bekledi bekledi. Öyle bu attı ama. Bakalım. Maçın başında bir şey diyemiyorum ya. Ama o zehir çok kötü bir zehirdi yani. Müthiş kötü bir zehirdi. Herhalde o da trollemek için falan yaptı. Bilmiyorum. Yani bir şey diyemem. Ne için yaptığıyla ilgili bir fikrim yok çünkü. Yapma. Çok güzel bir hamle de. Bir şey daha koy be. İşte böyle bir şey. Cellat çok yavaş geliyor bugünlerde bana. Etki gücü tadı yok gibi geliyor. Abi şunu yapma ya. Ben sinir oluyorum. 3 iksire 4 iksir gömmek nedir abi? Rakibim biraz hatalı oynuyor. Zaten şu zehri atamamasından ben kafayı yedim yani şu anda. Balon deneyeceğim. Doğru zamanda doğru bir balon denemesi yapacağım. İnşallah şunu gör artık. Hadi bir şeyler at. At hadi. Ya of. Buna karşı, buna bekletek var ya, mahvolduk yani. Adamı bekletek mahvolduk.
Dediğim gibi yüksek ikili kartlarda son anda bir şansımız var. Onu kullanacağız. Eğitimci Beko, rakip de Türk bir arkadaş. Belki tanıyordur bile bizi. Böyle bir şey bekliyordum yine. Bak. Şunu tut artık. Bir şey at buraya. Full alev topu çalışıyorum şu anda. Yani rakip öyle bir şey yapmadığı için benim yapmam lazım. Rakip dediğim takım arkadaşı. Ben takım arkadaşıma hep rakip diyorum nedense. Buradan da aynı hata çıkmamız lazım bro. At hadi buradan da golem at, bir şey at. Çöp etti benim mevzim. Ne yapıyorsun? 3'e mi gidiyorsun? Avel. Maçı kaybettirecek bana ya. Sinir krizine sokuyor bu adamlar beni. Vallahi sinir krizine sokuyor arkadaşlar. Artık var ya, dayanacak gücüm kalmadı. Şuna bak, tek başıma savunuyorum. Adam atak yapıyor orada ya. Lan şuraya bir şey atsana. Şimdi mi atıyorsun onu da? Elektroya atmadı gitti. Golem koydu şeyin altına. Bak ya, elektroya tek yediriyor. Allah'ım arkadaşlar, size bırakıyorum. Bir şey demeyeceğim. Adamı size bırakıyorum yani. Ya tek başıma nasıl oynadığımı gördünüz. Yapacak bir şey yok. Bugün yine 7 oldu. Yani bu çok kanser bir mücadele. Hani çok da bir şey gelmiyor elimden. Açacağım sandığımı. 726, 3 Dart Goblin'i ve 1 atıcı geldi. Güzel, sevindirici. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu mücadelede dediğim gibi her şey şansa bağlı. Siz sadece yüksek ikili kartları seçmeye çalışın. Bir de çok sinirlenmemeye çalışın benim gibi. Bye bye.